Merhaba arkadaşlar. Bugünkü inceleme konumuz Nokia'nın yeni Lumia 620'si olacak. Şimdiye kadar 920 ve Lumia 820 ile karşımıza çıkan Nokia, 620 modelinde giriş seviyesindeki Windows Phone 8 kullanıcılarına hitap etmeyi planlıyor. İsterseniz şimdi gelin cep telefonumuzun özelliklerine birlikte bakalım. Cihazımızın tasarımına baktığımızda Nokia sade bir tasarım tercih etmiş. Arka kısım kapağı mat tonlarda ve oldukça sert bir plastik maddeden oluşuyor. Düşmelere karşı sağlam olması açısından bu güzel bir özellik. Yan taraftan baktığımızda siyahla işaretlenen renkli yerler kamera tuşu, açma kapama uyku tuşu ve burada da ses açma kapama azaltma tuşlarını görüyoruz. Üst kısımda kulaklık girişi mevcut. Sol tarafta herhangi bir şey yok. Alt kısımda da şarj için bir giriş bulunuyor. Bunun hemen yanında da hemen arka kısımda hoparlör bulunuyor. Arka tarafa bakmaya devam ettiğimizde flash ışığının olduğunu ve kamerayı görüyoruz. Ön kısımda tabi bu arada hemen sol üst köşede bir kamerası mevcut. Görüşme için hoparlör ve Nokia yankısı. Alt kısımda da standart tuşları görüyoruz. Son tuşu, geri tuşu ve arama tuşunu görüyoruz. Cihazımızın genel görünümü bu şekilde. İsterseniz bir de içini açalım. Neler var birlikte bakalım. Arka kısmı çevirip kameranın olduğu bölgede basılı tuttuğumuzda parmağımızı, cihaz kendiliğinden zaten açılıyor. Fazla da zorlamamak lazım. Sağlam, oldukça sağlam bir kapak. Bu arada belirtelim. Bu tip kapakları Nokia satışa sunacak. Farklı renkleri alıp cihazınıza koyabileceksiniz. Tıpkı eski Nokia modellerinde olduğu gibi. Bazı aparatlar burada görülebiliyor. Cihazın filtreleri ve benzeri şeyleri. Baktığımızda bataryasını görüyoruz. Burada micro SD kart girişi var. Hemen altında da micro SIM kartı girişi var. Micro SIM kart için çıkarmak gerekiyor bataryayı. Telefonumuz 127 gram ağırlığında ve bunun yanında 3.8 inç bir ekrana sahip, dokunmatik bir ekrana sahip ve ışığa duyarlı bir ekran bu. Ortamdaki ışığa göre otomatik ayarladığınız takdirde kendini ona göre ayarlıyor ve olabilecek en iyi görüntü netliğini size vermeye çalışıyor. Tabii ki bunun için baktığımızda 480'e 800 piksellikte bir çözünürlüğü var. 246 ppi değerde bir ekran. Kullandığımızda ekranın dokunmatik mekanizmasının oldukça akıcı olduğunu görüyoruz. Herhangi bir donma, herhangi bir kasma gibi bir şey söz konusu değil. Geçişler, menüsü geçişler gayet şık ve sade, rahat bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Bunun yanında baktığımızda Snapdragon S4 işlemcisi var Qualcomm'un. 1000 MHz değerinde çift çekirdekli bir işlemci. Bunun yanında da 512 MB'lik bir RAM'i bulunuyor. RAM değeri var telefonun ve bu da cihaz için yeterli bir değer bunlar. Sizin performanslı bir şekilde, rahat bir şekilde kullanmanıza yeterli oluyor. Baktığımızda yazılımsal olarak baktığımızda Windows Phone 8 bir telefon. Çok da fazla yazılım henüz bulunmuyor. iOS ve Android gibi marketlere baktığımızda, App Store ve Android Google Play'e baktığımızda ancak bu şimdilik böyle, mutlaka geliştirilecektir. Yazılımlarda tabii Nokia'nın kendi özel yazılımları yine aynı şekilde burada da var. Nokia Sürüş, Nokia Haritalar, Bilen Göz ve Mix Radyo gibi. Özellikle Mix Radyo kullanıcılar tarafından oldukça beğenilen bir özellik. Milyonlarca şarkıyı ücretsiz olarak dinleyebiliyorsunuz ve yakında bunun premium modelinin gelmesi düşünülüyor. Premium model sayesinde daha fazla imkana sahip olabileceğiz ve internet bağlantısı olmadan da dinlediğimiz şarkıları kaydedebileceğiz cihazımıza resmi olarak. Bir şekilde Nokia'nın iTunes'a belki de savaş açacak olmasının bir işareti olabilir bu. Cihazımızın kamerasına gelecek olursak iki tane kamerası bulunuyor. Bir tanesi ön kısımda az evvel de belirttiğimiz gibi VGA bir kamera var. Bu internet üzerinden görüntülü görüşmeler yapmanıza olanak sağlıyor. Arka kısımda da otofokus özelliği ve flaşı bulunan 5 megapiksel değerinde ana kamera mevcut. Kameraya buradaki menülerden ulaştığımız gibi yan taraftaki kısa yola basılı tutarak da ulaşabiliyoruz. Ve burada birçok ayar mevcut. Fotoğraf ayarları, video ayarlarına göre daha çok tabii ki. Genel olarak baktığımızda çok yüksek beklentiniz yoksa güzel sonuçlar alabiliyorsunuz. Detaylı sonuçlar, özellikle gün ışığının
fazla olduğu ve dış mekanlarda güzel çekimler elde edebiliyorsunuz. 720p olarak 30 fps değerinde video kayıtları yapabiliyorsunuz cihazınızla. Bunun yanında ses özelliği de gayet yeterli düzeyde. Özellikle video çekerken mikrofon özelliği çok yüksek desibeldeki çok yüksek sesli ortamlarda dahi iyi sonuçlar almanıza yardımcı olabiliyor. Birçok telefonda bu mikrofon konusuna pek de özenilmiyor, öyle söyleyelim. Tabii kulaklığı taktığınızda üst kısımdan iyi bir şekilde equalizer ayarını da yaptıktan sonra güzel bir müzik deneyimi yaşıyorsunuz. Eğer tabii ki müzik konusunda çok da seçici tutucuysanız zaten iyi bir kulaklık takarak alacağınız zevki daha da artırabilirsiniz. Zira telefonun yanında gelen kulaklık standart bir kulaklık. Peki gelelim telefonumuzun şarj süresine. İnternete bağlanabiliyorsunuz. Wi-Fi hotspot olsun, farklı bir şekilde olsun. Fotoğraflar çekiyorsunuz, müzik, Windows Phone uygulamalarını kullanıyorsunuz. Marketten bir şeyler indiriyorsunuz. Tabii tüm bunların bir getirisi, daha doğrusu götürüsü var. Telefonumuzun şarj seviyesi ne kadar iyi şekilde korunabilir diye soracak olursanız 1300 miliamper bataryası bulunuyor telefonun. Bu da konuşma süresine eğer 2G açıksa 12-13 saat civarında, 3G açıksa da yaklaşık 10 saat civarında kullanabiliyorsunuz. Tabii bu uygulamaları, özellikleri kullandıkça çok daha çabuk bir şekilde şarj süresi azalıyor. 1300 miliamper batarya sanki biraz daha yüksek olabilirdi. Değer aslında biraz az. Şarj konusunda sıkıntı çekecekseniz eğer ayarlar kısmından telefonunuzun pil tasarruf moduna getirmenizde yarar var diye düşünüyorum. Bu güzel olacaktır. Bunun yanında tabii bağlantı özelliklerine de bakacak olursak Wi-Fi, NFC ve Bluetooth 3.0, USB 2.0 zaten şarj içinde mini USB çıkışı bulunuyor burada biliyorsunuz. Ve bir de tabii ki az evvel de bahsettiğim üzere arka kısımda micro SD girişi bulunuyor. 8 GB dahili belleği var telefonun. İsterseniz bunu micro SD kart sayesinde 64 GB'a kadar artırabiliyorsunuz. Bu da uygulamalarınızdan dosyalarınıza, belgelerinize kadar her şeyi rahatlıkla saklamanıza yardımcı oluyor. Sonuca gelecek olursak Nokia Lumia 620 ile giriş seviyesinde çok da yüksek beklentileri olmayan kullanıcılara yönelik hem de Windows Phone 8 özelliklerinden yararlanmak isteyen kullanıcılar için iyi bir telefon üretmiş. 749 Türk Lirası'na bu telefonu şu an satın alabiliyorsunuz. Eğer yüksek beklentileriniz yoksa ve Windows Phone 8 kullanmak istiyorsanız bu telefon güzel bir seçenek.